Bunlara nasıl taparsınız? Hz. İbrahim aleyhisselamın o günden ta kıyamete kadar bütün insan evlatlarına, insan çocuklarına ki o esnada kendisi henüz daha gençliğinde, genç adam, çocukluktan çıkmış genç bir adam, ulem, hepsine aynı basireti ve cealehâ kelimeten bâkiyeten fî akibi. Geriye böyle miras olarak bıraktı. Ben kendisine bir yararı olmayan, kendisine bir zararı olmayan nesnelere tapmam, cisimlere tapmam. Bir suret, bir heykel ne kadar abartılı büyüklükte yapılırsa yapılsın, onun bir taş olduğu genç şeyini ıskalamam. Bir bina ne kadar yüksek yapılırsa yapılsın, ne kadar ihtişamlı durursa dursun, onun insan emeği, insan ürünü olduğu gerçeğini asla göz ardı etmem. Bir herhangi bir sanat eseri de olabilir. Ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar ihtişamlı olursa olsun, ne kadar estetik olursa olsun, boyası cilası ne kadar uygun düşmüş olursa olsun, onu ilahlaştırmam. Beğenebilirim, güzel bulabilirim ama bir insan ürünüdür. Kalkıp onu mabette bir yere koyup önünde eğilmem, el avuç açıp ondan bir şey beklemem. Güzel cilalanmış, güzel boyanmış diye kalkıp ondan hayatımdaki sıkıntıya medet ummam, kalkıp hayatımdaki çaresizliğe çare beklemem, etrafında dönmem, el açıp yalvarmam. Cisimlerin hepsi, nesnelerin hepsi, şekillerin hepsi, suretlerin hepsi, resimlerin hepsi böyledir. Nakışların da hepsi böyledir. Bunların hepsi ne kadar güzel, itinalı olursa olsun, binaların da hepsi böyledir. Mabetlerin de hepsi böyledir. Hiçbir mabet hangi biçimiyle, resmiyle, şekliyle, endamıyla olursa olsun kalkıp ona tapacak bir meyille yönelmez. Bunlar insanın yaptığı nesnelerdir, varlıklardır, cisimlerdir. Bunu ayıkladığınız zaman insanı korkunç bir düşkünlükten çıkarmış oluyorsunuz. Nesnelere kulluktan. Gerine kalıyor bitkiler mi? Ağaçlara mı tapacak? Yapraklara mı tapacak? Dallara mı tapacak? Topraktan çıkan yeşilliklere mi tapacak? Yosunlara mı tapacak? Çimenlere mi tapacak? Bir, halbuki bitkiler yine de cansızlardan daha üstün, değil mi? Bir hayatiyeti var. Çiçek açıyor, yaprak açıyor, güneşe bakıyor, mahsul veriyor. Ama bu da insanın altında. İnsandan daha alt bir konumda. Hayvanlara mı tapacak? O da insanlardan altta bir konumda. Bir geldiğimiz zaman kendi seviyemizdeki insanlara geliyoruz. İnsan insana mı tapacak? İnsan insanın çaresizliğini en iyi bilen kendimiz gibi biliyoruz. Allah Azze ve Celle dedi ki: "Ve ummuhu sıdmel Mesih ibn Meryem'e illa Rasul ve ummuhu Sıddîka kâna ye'kulânit-taâm." Mesih dediğiniz ancak Allah'ın bir Rasulüydü, Cenab-ı Hakk'ın bir elçisiydi. Yani Allah'ın insanlardan seçip gönderdiği bir kimseydi. İlah vesaire değildi. Ve ummuhu Sıddîka, annesi Sıddîka, tertemiz, dürüst bir kadın. Onun annesi. Bu ikisi kâna ye'kulânit-taâm, yemek yerlerdi. Bu ikisi yemek yerlerdi. Cenab-ı Hak o ikisinin yemek yerlerdisini söylemekle bize çok şey söylediğini ifade ediyor. Yani bilmeyen der ki ya Rabbi yemek yerlerdiyse yerlerdi, bize niye yemek yediklerini söylüyorsun? Yahu yemek yerdi. Yemek yerdi demek ile şu yere serpilmiş taşlardan farksız olduğunu söylüyor. Yemek yerdi. Sizin gibi onlar da ihtiyaçları vardı. Sabah kalktıklarında kahvaltı yaparlardı. Öğlen yemek yerlerdi. Akşam yemek yerlerdi. Dahası yemek yediklerine göre bir de bunu yani hep yiyip içine alacakları olmayacağına göre bir de ihtiyaçlarını, kazai hacetlerini giderirlerdi demek. Sizin gibi varlıklar kazai hacetini gideren birini düşün. Ondan ilah olur mu? Ondan Allah olur mu? Yemek yiyen birini düşün.
Yemek yiyor yani ihtiyaçlı. Oradan enerji sağlayacak, oradan karnını doyuracak. İlah neydi? İlah ve huve yut'imu ve la yut'am. Yedirecek, içirecek, ihtiyaçlarını görecek ama kendisi yedirilmeyecek. Kendisinin ihtiyaçlarını başkası görmeyecek. Böyle kim bizim ilahlarımıza bunu yaptı diye bir duruma düşmeyecek. Onun edilgen, onun böyle mahkum, onun başkalarının etkisiyle böyle çaresiz bir durumu olamaz. Ama Mesih de annesi de böylesi sizin gibi çaresizdiler. Yemekte, içmekte, uykularını almakta, hastalanınca şifa aramakta. Aynı sizin gibi. Kâna yakulânit ta'am. Sonra dedik ondur bak. Keyfe nufassilul âyât. Nasıl açıklıyoruz? Nasıl belirgin kılıyoruz? Bunlardan ilah olamayacağı nasıl netleşiyor birdenbire? Undur keyfe nufassilul ayet. Ha yemek yiyor demek ki. Ta yemek yediğini gördüğün, gece yattığını gördüğün, kalktığını gördüğün. Bundan ilah olmaz. Buna ey Mesih, ey Rab diye yalvarılmaz, duymaz. Bundan medet olunmaz. Sizin gibi kullar. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi ibâdun emsâlukum. Bunlar sizin gibi kullardır. Yani aşağıdakilere tapmamayı öğrendiniz. Nesnelere, cisimlere, bitkilere, hayvanlara, kendiniz gibi olanlara da tapmamayı öğrenin. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi ibâdun emsâlukum. Sizin gibi kullardır. Size birisi gıyabınızda nasıl dua etse, yalvarsa, yakarsa, nasıl duymazsanız bunlar da duymazlar. Allah Azze ve Celle ta aşağıdan başlayıp nesnelerden, cisimlerden, bitkilerden, hayvanlardan ve kendimiz gibi varlıklara bunların hepsinden vazgeçip hiçbirinden ilah seçmediğimizde bir kalıyor her şeyin yaratıcısı, nesnenin de, bitkinin de, hayvanın da, insanın da. Göklerin ve yerin, her şeyin yaratıcısı, yegane tek bir ilah. Buraların hepsinden sıyrılabilmek aklederek mümkün. Eğer akletmezse bir kimseye bir bitkiyi diye ilah diye yutturabilirsiniz. Akletmezse bir kimseye yuttuğunuz cep boyutunda bir putu da ilah diye yutturabilirsiniz. Akletmezse bir kimseye kendinizi de ilah diye yutturabilirsiniz. Ama akrederse çabucak bunlardan sıyrılır. İlah böylesi yetersizlikler, çaresizlikler ve ihtiyaçlar üzeri olacak bir varlık değil, olamaz. O ihtiyaçsızlık, innallâha ganiyyun. Allah ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Yes'eluhu men fissemâvâti vel ard. Hep tekten bahsediyoruz. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin ona muhtaç olduğu. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ İşte o bizim Rabbimiz. Biz onu böyle biliyoruz. Bir dağda, taşta, ovada, bayırda, şekilde, nesnede, surette, cisimde değil. Biz onu tanımda buluyoruz. Göklerin ve yerin sahibi, varlığı yaratan, her şeye muktedir olan. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam dedi ki Allah'ı bırakmışsınız. Yegane tek bir ilahı. Size yarar ve zararı olmayan bu şeylere tapıyorsunuz öyle mi? İşte açık etmek istediği fotoğraf buydu. اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ